Haftanın en çok mesafe kat eden takımlarında ilk 5 sıra şu şekilde. Haftanın en çok mesafe kat eden oyuncularında ilk 5. Haftanın yüksek hızda en çok mesafe kat eden oyuncularında ilk 5 ise şöyle oluştu. Depar mesafesinde haftanın ilk 5'ine bakalım şimdi de. Koşu hızı kategorilerinde en hızlısı olan deparı en çok deneyen oyuncularda ilk 5 bu hafta şu şekilde. Haftanın en çok isabetli pas yapan takımı 684 isabetli pasla Medipol Başakşehir oldu. Başakşehir'den sonra en çok pas yapan takım olan Fenerbahçe'nin Başakşehir'den 161 eksik isabetli pası var. Göztepe deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen İttifak Holding Konyaspor bu eşleşmede tam 10 isabetli şut buldu ve haftanın bu alanda lideri oldu. Penaltısız gol beklentisinde ilk 5'e giren takımlardan sadece Beşiktaş'ın değeri 2'nin altında. Fraport'ta Antalya Spor eğer maçını kazanmamış olsaydı 2,5 gol beklentisinden 1 gol bulabilmiş olmasına üzülürdü. Tıpkı 2,2 gol beklentisinden 1 gol çıkartabildiği için beraberlikle yetinmek zorunda kalan Galatasaray gibi. Galatasaray 15 faulle haftanın en çok faul yapan takımı oldu. Antalya Spor ise 13 faulle ikinci. Başakşehir'in 684 gibi çok yüksek bir isabetli pas sayısına ulaştığı haftada, oyuncu bazında da ambargosu şaşırtıcı değil. İlk 5'teki 4 oyuncu Başakşehirli. Araya sızabilen tek oyuncu ise en çok isabetli pas yapan ikinci takım olan Fenerbahçe'den Zayis. Bireysel isabetli şut istatistiğinde de yine takım tarafının yansıması var. Zirvede bir Konya sporlu var 4 isabetli şutla. Kaleci rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde de haftanın zirvesinde. Ancak burada esas çarpıcı olan Kaleci'den sonra bunu en çok yapan oyuncular arasında yer alan Mustafa Muhammed'in rakip ceza sahasındaki 8 buluşmayı 27 dakikaya sığdırmış olması. Mukayru bunu 70 dakikada, Lorenzi 71 dakikada, El Kabi 75 dakikada, Berisha ise 90 dakikada gerçekleştirdi. Vargas ve Pjanic, beşer şut pasıyla haftanın takım arkadaşlarını en çok pozisyona sokan isimleri oldular. Haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi olan İrfancan Eribayat, bu haftaki rakibinin en çok isabetli şut çeken takım olması nedeniyle burada yer alıyor. İrfancan'ın 8 kurtarışı puan almaya yetmedi. İkinci sırada ise 6'şer kurtarışla Şehiç ve Muhammedi var. Konyaspor, Göztepe maçının kazanan tarafıydı. O nedenle Şehiç'in kurtarışlarının puanda payı büyük. Muhammedi ise İrfancan'la aynı kaderi paylaştı. Beşer kurtarışlı kalecilerden de Uğurcan, galibiyette önemli pay sahibi olurken, Lis'in 5 kurtarışı yine puana yetmedi.